Canlarım benim selamlar. 70 günde TYT Matematik kampımızda geldik 24. güne. Arkadaşlar bugün bir konuyu da pışpışlıyoruz. Üstü sayıyı bitiriyoruz. Üstü sayıda iki ders işleyeceğiz. Bir tanesi bölüm bitirme testi, bir tanesi de aficionado testi. Üstü sayıya göndermeyi yapacağız, tekmeyi koyacağız arkadaşlar. Sanki böyle düşmanımıza tekmeyi koyacağız, öyle yapacağız falan. Ama yani... başlarken böyle hani köprüyü geçene kadar ayı ya dayı, ama köprüyü geçtikten sonra da böyle usul usul devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 70 günde TYT Matematik video ders kitabından benimle beraber kamp programını bir açın bakalım. 24. güne gelin. Üstü sayılar bölüm bitirme testi sayfa 110-111. Karşılığında da soru bankasında üstü sayılar bölüm bitirme testi 1. Yani 70 günde TYT Matematik soru bankamızdan sayfa 128 ve 129'u da çözdüğünüz takdirde ödevinizi bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi sizlerle 10 tane soru konuşacağız arkadaşlar. 2 tanesi çıkmış soru, 8 tanesi de artık üstü sayıda öğrendiğimiz konuları aficionado seviyesinde değil de şöyle bir tık altında tekrar edebileceğimiz ve uygulayabileceğimiz sorulardan oluşuyor. Hiç vakit kaybetmiyorum, istiyorsanız hemen dersime, soru çözümüme başlıyorum. Birinci soruyla başlıyorum, hadi bakalım gel. Diyor ki aşağıda bir bilgisayardaki K, L ve M dosyalarının büyüklükleri verilmiştir. K ve L dosyalarının büyüklükleri eşit olduğuna göre M dosyasının büyüklüğü kaç GB'tır diyor. Şimdi K ve L birbirine eşit. Ne demek? Yani 2 üzeri x artı 3 eşitmiş 10 üzeri x artı 1'e. Böyle bir bilgi vermiş bana. Tamam, çok güzel. Allah razı olsun bize böyle bilgiler verdiğin için. Sevgili soru. Peki ne yapacağız şimdi? Böyle sorularda ben ne yapıyorum? Hemen parçalama yöntemine geçiyorum, değil mi? Şimdi bize sorduğu şeye de bir bakalım şöyle. 16 yani 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri x. Demek ki bizim şu 5 üzeri x'i bulmamız lazım. Ya iyiden iyiye şurayı parçalayacağımız belli oldu. Yani birbirimizi kandırmayalım, orayı parçalayacağız. Hemen şu 2 üzeri x artı 3'ü 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 diye parçalayalım. 10 üzeri x artı 1 de bak. Bu 10 üzeri x artı 1, 5 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x artı 1 diye parçalanır. Bunları da kendi içlerinde parçalayalım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Tabii ki artı değil, çarpı bunlar. Özür dilerim. Bu da çarpı. 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Buraya kadar bir sıkıntısı, bir problemi olan varsa şimdi konuşsun, yoksa sonsuza kadar sussun diyormuşum. Şimdi buradaki 2 üzeri x ile buradaki 2 üzeri x'i ne yaptık? Sadeleştirdik. Buradaki 2 ile 2 üzeri 3'ü de sadeleştirdik. Burada kaldı arkadaşlar 2 üzeri 2. Bu 5'i de buraya bölüm olarak gönderirsek 5 üzeri x'i bulmuş oluruz. 5 üzeri x eşittir 2 üzeri 2 4 bölü 5 oldu. 4 bölü 5'miş. Ha gel o zaman 5 üzeri x yerine 4 bölü 5 yazalım. O zaman 2 üzeri 4 16 zaten. O zaman 16 çarpı 4 bölü 5 diyeceğiz. Yani 64 bölü 5 olacak cevabımız. 64'ü 5'e bölmek, 2 katını al. 128'i 10'a bölmek demek. 128 bölü 10'da 12,8 olur. Demek ki dosyamız 12,8 GB'mış. Yani cevabımız B şıkkıymış. Birinci soruyu bitirdik. Tamam mı canlarım? İkinci soruyla devam ediyorum. Eşit kollu bir terazinin kefelerine pembe ve mavi renkli ağırlıklar konulduğunda terazinin denge durumu aşağıdaki gibidir. Buna göre x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi solda 32 üzeri x artı 2 var. Sağda 1 bölü 16 üzeri 3 eksi 2 x var. Ve dikkat ederseniz sağdaki kefe ne olmuş? Daha ağır basmış. Daha aşağı çekmiş. Bu ne demek oluyor? Demek ki sağ kefe sol kefeden daha büyükmüş. Şimdi buradaki 32 ile buradaki 1 bölü 16'yı görünce yani şöyle bir tık sevinmediniz değil, değil mi? 32 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri şurası 2 üzeri 5 üzeri x artı 2. Üssün üssü ne olur? Çarpılır. Çarparsam 2 üzeri 5x artı 10 yapar. Burası 2 üzeri 5x artı 10. Buraya kadar her şey tıkırında. 1 bölü 16 demek 1 bölü 2 üzeri 4 demek. Bu da arkadaşlar üssü sayı bilgilerimizden 2 üzeri eksi 4 demek. Bu 2 üzeri eksi 4'ün bir de 3 eksi 2 x'inci kuvvetini alacağız. Üssün üssü çarpılırsa 2 üzeri eksi 4 ile 3'ü çarptım eksi 12 yaptı. Eksi 4 ile eksi 2 x'i çarptım artı 8 x yaptı. Arada da şöyle bir büyüktür var. Her şey hala tıkır tıkır devam ediyor. Arkadaşlar sayımız yani tabanımız 2. Yani birden büyük bir sayıysa eşitsizlik ne yapmaz? Yön değiştirmez.
direktman 5x artı 10 küçüktür eksi 12 artı 8x deriz. Ve bunu çözeriz. Nasıl çözeceğiz? At baba bunu karşı tarafa, yaptı sana burada 3x. At baba bunu karşı tarafa, yaptı sana 22. Her iki tarafı da 3'e bölersen x büyüktür 22 bölü 3. Şimdi 22 bölü 3 yaklaşık olarak 7 küsür bir şey. Çünkü 21 bölü 3 7, o da 7 küsürden büyük yani. 7 küsürden büyük x'in alabileceği en küçük tam sayı değerinin 8 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak ikinci sorumuzda. Tamam mıdır bu da? Bunda da umarım herhangi bir problem yoktur. Ne oldu oğlum buraya ya? Buraya ne oldu babam, ne oldu ya? Dur şurayı düzelteyim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum 3. soruyla. Gel. Aşağıda alanı 8 üzeri 20 santimetre kare olan bir dikdört olan bir kare. Önce eşit alanla 4 parçaya bölünüyor. Sonra oluşan karelerden her biri her adımda 4'e bölünerek bir örüntü oluşturuluyor. Bu örüntüde 8. adımda oluşan en küçük karenin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi alanı 8 üzeri 20. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Bunun alanı 8 üzeri 20. Bunun bir kenarını A dersem diğer kenarı da A. Sonuçta bir kare. O zaman A ile A'nın çarpımı yani A kare eşittir. Bak çok dikkat et. Dikkat et. 8 üzeri 10'un karesi diye yazdım. A kare 8 üzeri 10'un karesi ise A'nın kaç olması lazım? 8 üzeri 10 olması lazım. Demek ki başlangıçtaki en büyük karenin bir kenarının uzunluğu 8 üzeri 10'muş. Buraya kadar hemfikiriz. Bunu isterseniz 8'i 2'nin kübü yazarak 2 üzeri 30 diye de ifade edebiliriz. Tamam mı? Şimdi birinci adımda ne oluyor arkadaşlar? Bu 4 tane kareye bölünüyor. Yani aslında biz burada ne yapmış oluyoruz? Bir kenarı 2'ye bölmüş oluyoruz. 1, 2. Yani 2 üzeri 30'u 2'ye bölüyoruz. İkinci adımda aslında o 2'ye böldüğümüz yeri bir daha 2'ye bölüyoruz. Bak şöyle düşün. Şimdi şurası nedir arkadaşlar? 2 üzeri 30'dur değil mi? Ben bunu 2'ye bölersem 2 üzeri 30 bölü 2, 2 üzeri 29 olur. Sonra burası 2 üzeri 29 ya, bunu bir daha 2'ye bölüyorum. O zaman burası 2 üzeri 28 olur. Yani aslında şöyle, her adımda bir kenarı 2'ye bölüyorsun. Birinci adımda 2'ye bölüyorsun. İkinci adımda 2'nin karesine bölüyorsun. Üçüncü adımda 2'nin kübüne bölüyorsun. Sekizinci adımda 2'nin 8. kuvvetine bölüyorsun bir kenarı. Ve ben 2 üzeri 30'u yani başlangıçtaki karenin bir kenarını 2 üzeri 8'e yani 8. adımdaki 2 üzeri 8'e bölersem 8. adımdaki en küçük karenin bir kenarını elde etmiş olurum. O da arkadaşlar 2 üzeri 30 bölü 8'den 2 üzeri 22 yapar. Bu 2 üzeri 22 arkadaşlar en son 8. adımda oluşan en küçük karenin bir kenarının uzunluğu. Ama bana bunu sormuyor. Bana o en küçük karenin çevresini soruyor. Karenin çevresi nasıl bulunur arkadaşlar? Karenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi? O zaman karenin bir kenarını 4 ile çarparsanız çevresini bulursunuz. O zaman ben 2 üzeri 22'yi 4 ile çarpacağım. Yani 2 üzeri 2 ile çarpacağım. O zaman ne yapacak? 2 üzeri 24 yapacak. Doğru cevabımız 5. Tamam. Anlaştık mı? Dördüncü soruyla devam ediyorum. Gel. Şekilde her bir karenin bir kenarı 1 bölü 4 üzeri 10 santimetredir. Eyvallah. Peki. Buna göre oluşturulan şeklin çevresi şekildeki bir karenin alanının kaç katıdır? Bak şimdi. Çevresini oluşturalım. Bu kenarlardan kaç tane var çevrede? Bak. 1. Bak. 1. 2. 3. Ondan sonra 4. Sonra 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane 1 bölü 4 üzeri 10. Yani 16 çarpı 1 bölü 4 üzeri 10. Bu bize neyi verdi? Şeklin çevresini. Şimdi bir tane karenin alanı. Bir karenin bir kenarı 1 bölü 4 üzeri 10 sa alanı da 1 bölü 4 üzeri 10'un karesi. Yani 1 bölü 4 üzeri 10 çarpı 1 bölü 4 üzeri 10 diyebiliriz. Ne yapacağız bunu? Bunu buna oranlayacağız. Çünkü kaç katıdır diye soruyor. Yani bana oradaki oranı bul diyor. Bulacağım ben de oranı. Hadi bakalım. Şimdi zaten şunlar gitti.
16 dediğimiz 2 üzeri 4. Şimdi şu 1 bölü 4 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 20. Yani 2 üzeri eksi 20. Bu aşağıda ama. Bu 2 üzeri eksi 20 aşağıda. Bunu yukarı çıkartırken de 2 üzeri artı 20 diye çıkartırız. 2 üzeri 4 ile çarpılınca 2 üzeri 24'ü buluruz. Yani doğru cevabımız C şık. Bir önceki soruda 2 üzeri 24'tü. Demek ki arkadaşlar bu tip soruların cevabı hep 2 üzeri 24 çıkıyormuş. Dermişim. Evet. 2024 MSÜ. Hadi bakalım. A bir tam sayı olmak üzere A üzeri A biçiminde yazılabilen sayılara saygın sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir saygın sayı değildir? A üzeri A şeklinde yazılacak. Şimdi 2 üzeri 0 1 değil mi arkadaşlar? Bu 1. 1 1 üzeri 1 diye yazılır mı? Yazılır değil mi? O zaman bu bir saygın sayı. 2 üzeri 8. Bunu 2 üzeri 2 üzeri 4 diye yazsam. 2 üzeri 2 4 olduğu için 4 üzeri 4. Al sana saygın sayı. Gitti. 2 üzeri 16 saygın sayı olmaz zaten. Cevap direkt C şıkkı olur. Çünkü 2 üzeri 8 olmuş. Bunu 2 üzeri 3 üzeri 8 diye yazsak. 8 kere 3 24. 2 üzeri 8. 2 üzeri 3 8. 8 üzeri 8. Saygın sayı. Buna bakalım. 2 üzeri 64. Ha. 2 üzeri 4 üzeri 16 diye yazsak. 2 üzeri 4 16, 16 üzeri 16 saygınsın. Saygıyla eliyorum abicim. Saygılar sevgiler. O zaman cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş oluyor canlarım. Peki güzel. Yani ÖSYM'nin üstün sayı sorularında yani genel gördüğümüz şey yani neredeyse çok çözdük. Soru bankasında da çözdük. Yani nereden baksan bir 10 tane falan çıkmış soru çözmüşüzdür. Belki de hepsini çözmüşüzdür yani. Zaten son 7 yılda ondan fazla çözmüşüzdür ya. Rahat bir 15-20 çözmüşüzdür diye düşünüyorum. Zaten baktığın zaman o 20 tane çözemeyiz de. Çünkü son 7 yılda her yıl bir tane üstü sayı çıktığını düşün. AYT'lerde falan da çıktı. Toplamda son 7 yılda TYT, AYT, MSÜ 20 tane falan çıkmıştır. Biz de bunun 15-16'sını çözdük. Gördüğünüz kadarıyla ÖSYM... Yani çok aşırı zorlamıyor bu üstü sayıları. Yani yapacağınızı düşünüyorum. Yani şu yaptıklarımızın sonucunda üstü sayıyı çok rahat şekilde yapabileceksiniz. Deneme sınavlarında da eğer böyle çok sapır saçma bir şeye girmiyorsanız zaten yapabildiğinizi göreceksiniz. Ben deneme sınavlarında temkinliyim. Çünkü arkadaşlar bazı yayın evleri gerçekten çok kötü deneme sınavı hazırlıyor. Yani bakıyorsun deneme sınavına. Baba yani kimle bu kadar inatlaştınız yani? Tabii ben biraz artık... Biz yayıncılığın artık zirve noktasında olduğumuz için yani zirve derken artık dibindeyiz yayıncılığın, içindeyiz yayıncılığın. Dolayısıyla ben içerideki hesaplaşmalardan, yayındaki öğretmenlerin birbiriyle olan tutumundan falan zaten hani 3 aşağı 5 yukarı neler döndüğünü tahmin edebiliyorum ama hani bu yayınların akademik koordinatörleri, genel yayın yönetmenleri bunları görmeli çünkü bunları öğrenciler çözüyor. Özellikle hani çok fazla öğrencinin gördüğü, girdiği, deneyimlediği sınavlarda ayrı bir sorumluluk hissedip bunların ölçme değerlendirmesi noktasında ciddi kafa yorulması lazım. 6. soruyla devam ediyoruz. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusunda K, L, M noktalarına karşılık gelen sayılar gösterilmiştir. K, L eşittir 24 birim, L, M eşittir 13 birim ise X üzeri Y ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi K, L dediğimiz yer L'den K'nın çıkarılmasıyla oluşur. Yani 3 üzeri X'ten X'i çıkarttığımız zaman 24 birimmiş. LM dediğimizde M'den L'yi çıkartarak oluşur. Yani Y eksi 3 üzeri X'tir. Bunun cevabı da 13'tür arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak eğer Y eksi X'i bulmuş oluruz. Çünkü 3 üzeri X ile eksi 3 üzeri X birbirini götürür. Bu da 37'ye eşit olur. Ha. Şimdi bakın. X ve Y birer doğal sayıymış. X ile Y doğal sayı. Aslında şöyle yapabiliriz bakın. X ve Y birer doğal sayı. Buna 3 versem, buna da 3 versem 27 eksi 3 24. Buna 3 versem burası 27. Eksi 27'yi karşı tarafa attım. Artı 27 40 yapıyor. Gerçekten 40'tan 3'ü çıkarttığımız zaman 37'yi veriyor mu? Veriyor. O zaman biz X'i de Y'yi de bulduk. Y'yi kaç bulduk? 40 bulduk baba. X'i kaç bulduk? 3 bulduk baba. Bize ne soruyor? 3 üzeri 40. Cevap 3 üzeri 40. Var mı şıklarda? Yok. O zaman ne yapacağız? Bunu şöyle yazacağız. 3 üzeri 40 diyor ya bu. 3 üzeri 2 üzeri 20 diye yazayım. Yani 9 üzeri 20 diye yazayım. Belki vardır şıklarda. Bakayım. Var.
Yani C şık. Şıklardan da gidebilirdiniz ama hani ben ilk akla gelen, çok sık akla geleni denedim. Zaten direkt lapırt diye tuttu. Yedinci soruyla hayatımıza devam ediyoruz. Üstü ifadelerin tamamı aşağıdaki yeşil boylu karelere yerleştirilecektir. Aynı satırda bulunan ifadelerin çarpımı yanlarına, aynı sütunda bulunan ifadelerin çarpımları alt tarafa yazılmıştır. Buna göre K ve L yerine gelecek ifadelerin çarpımı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada K ve L'nin, L'nin bulunduğu sütunla K'nın bulunduğu satırın ortak noktası burası. Buraya yazabileceğim en küçük sayıyı, yani 2 üzeri eksi 1'i yazayım ki L ve K'ya olabildiğince fazla sayı kalsın. Mantık bunun üzerinden gidiyor. Tamam mı? Peki. Şimdi buraya 2 üzeri eksi 1'den sonra gelen en küçük sayı yazayım. L olabildiğince büyüsün. O zaman buraya 2 üzeri 4 yazdım. Bu ikisini çarpınca 2 üzeri 3 yaptı. O zaman L'ye 2 üzeri 5 gelecek ki çarpınca 2 üzeri 8'i versin. O zaman L'nin 2 üzeri 5 olduğunu bulmuş oldum. Şimdi geldim K'ya. Arkadaşlar bakın buraya, buraya ve buraya. Bunlara bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Yeşil boyalı karelere yerleştireceğiz. Ya, o zaman 2 üzeri 12, buraya yazayım 2 üzeri 13, 2 üzeri eksi 1 ile çarpılınca 2 üzeri 12'yi versin. Demek ki K'nın da maksimum değeri 2 üzeri 13. Bu ikisini çarparsak da 2 üzeri 18'i buluruz. Yani doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunacak 7. sorumuzda. Tamam mı canlarım? Tamam mı yavrularım? Oy kurban olsun hocam size. 8. soruyla devam ediyorum. Hızlı kargo. Hızlı kargolar aslında hiçbir zaman hızlı değildir. Hızlı kargo firmasının Ankara'da 48 adet şubesi bulunmaktadır. Her şubede 80 kişi çalışmakta ve çalışan sayısının %25'i kadar şube müdürü görev almaktadır. Şimdi 80 çarpı %25 1 bölü 4 demek. 25 bölü 100 çünkü. Yani burası 20 kişi. Yani 80 çalışanın bir de 20 tane üstüne şube müdürü görev alıyorsa toplamda bir şubede 100 kişi var. Bir şubede 100 kişi var. Tamam mı? Genel firma toplantısı için firmadaki herkese 2 adet e-posta ve 1 adet kısa mesaj atılmıştır. 2 adet e-posta, 1 adet kısa mesaj. Yani toplamda 3 adet e-posta ve kısa mesaj atılmış bir kişiye. Buna göre toplantı için toplam kaç e-posta ve kısa mesaj atılmıştır? O zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki şimdi bizim 48 şubemiz var. Her şubemizde 100 kişi çalışıyor. 100 kişi çalışıyor. Ve arkadaşlar biz herkes için 3 tane de mesaj atıyoruz. Aslında bulmamız gereken şey bu. Tamam mı? Peki. Bunu bulacağız. 48 16 çarpı 3. 100 dediğim 25 çarpı 4 çarpı 3. 25 5'in karesi. 3 çarpı 3 3'ün karesi. 2 üzeri 4. 2 üzeri 2 2 üzeri 6. Şimdi şıklarda böyle bir şey arayacağız. Var mı? Yok. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 5 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 64. Bunu da 8 üzeri 2 diye yazayım. O zaman burası 5 çarpı 3 çarpı 8 üzeri 2 yapar. Bu da arkadaşlar 15 çarpı 8 120. 120 üzeri 2 olur. Yani doğru cevabımız D şıkkı olur. Böyle sorular sormayı seviyorlar, tamam. 100 kişi çalışıyormuş hızlı kargo şubesinde. Kargo şubesinde bazen o kadar ilgisizler ki, yani yaşamışsınızdır. Ya böyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey olamaz abi. İnsan insana öyle bir muamele yapmaz ya. Ama benim ilgisizlik konusundaki doruk noktasını yaşadığım yer, siz de Allah izin verirse önümüzdeki sene sınava girip üniversite sıralarına oturduğunuzda, üniversite talebesi olduğunuzda, şimdi üniversiteye girdikten sonra arkadaşlar işte ehliyet alma olsun, ev tutma olsun, ne bileyim abonelikler, telefon bilmem ne, yani artık reşit oluyorsunuz ya, yani genelde öyle oluyor işte, 18 yaş bitiyor, üniversiteye giriliyor falan. Orada bu tarz şeylerde hep öğrenciliğinizi belgeleyecek bir şeyler arayacaksınız. Bilmiyorum, eskiden öğrenci belgesini hep gidip öğrenci işlerinden alıyorduk üniversitede. Öyle oluyordu. Transkript falan istiyorlardı. Transkript işte senin ders dökümün, derslerden ne yaptığını gösteriyor. Böyle geçmişe dönük karne gibi düşünün. Onları şimdi belki E-Devlet'ten ya da üniversitelerin sisteminden alınabiliyordur ama biz o zaman gidiyorduk. Öğrenci işlerinden alıyorduk. Öğrenci işleri de sanki bu işi hayrına yapıyormuş gibi. Her gittiğimizde işte diyorsun ki bir öğrenci belgesi istiyorum. Şöyle bakar sana. Formu da olur.
Ya öğrenci belgesi istiyorum abi. Öğrenci numaran belli. Oradan çıktı alacaksın, vereceksin yani. Formda işte ana kızlık soyadınız bilmem. Hani formu sana vermemek, ya boş ver bunu dolduracağım ama su aboneliğini açtırmayın falan. Hani diyecek bir sürü öğrenci için o kadar böyle teferruatlı yapmışlar ki. Geliyorsun mesela dersle ilgili bir şey soracaksın. Ya işte böyle böyle benim bir problemim var diyorsun. Ve seninle de ilgilenmek istemiyor ama şöyle yapıyor. Yani. O bir şey yazıyor böyle. Ben bir problemim var. Söyle tamam dinliyorum söyle. İşte anlatıyorsun falan. Seni böyle dinliyor mu dinlemiyor mu? Ya sen anlatıyorsun ama şöyle. Çık 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 bir şeyler yazıyor falan böyle. Sen anlatmaya devam ediyorsun. Sonra işte ben şöyle yaptım. O dersi alttan almıştım. Sistemde baktım. O krediyi oraya ekledim. Meğersem benim 30 krediyi doldurmam gerekiyormuş. 2 kredi açığım varmış. Onunla seçmeli ders şey yaptım falan. Arada böyle bir yokluyorsun onu. İşte şu şöyle miydi falan diye. Sen anlat devam et falan diyor yani. Ya soru sorma en son cevap vereceğim sana. En son anlatıyorsun yarım saat. Adama dönüyorsun şimdi ne yapmam lazım diyorsun. Danışman hocana git. Abi şaka mı yapıyorsun? Ben yarım saattir burada sana dil döküyorum ya. Danışman hocana git ne demek yani? Ben salağım. Ben bir şeyim yani. Ben bir tek hücreliyim. Sana anlatıyorum. Danışman hocama gitmeyi bilmiyorum. Böyle bir abi vardı bizim üniversitede de. Yani bilmiyorum ya neyse kimsenin yaptığı işe bir şey demek istemiyorum ama yani o abi gerçekten bizi çok zorluyordu ya. Çok darlıyordu bizi. Yani ihtiyacın oluyor abi kağıt kürek içine. Diplomanı onaylatmaya gidiyorsun. Öğle arasındayız. E ne oturuyorsun o zaman orada öğle arasındaysan? 9'da devam ediyoruz. A, B ve C pozitif gerçel sayılarının çarpma işlemine göre sonuçlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre A çarpı C bölü B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada olay şu arkadaşlar. Bakın A ile B'yi çarptığım zaman 16 üzeri 5 elde etmişim. A çarpı B. 16'da 2 üzeri 4 ya. 2 üzeri 4 üzeri 5'ten direkt 2 üzeri 20 diye yazalım buraya. Şimdi B ile C'nin çarpımı bak yavrum yavriş. B ile C'nin çarpımı da 4 üzeri 13. B çarpı C eşittir 2 üzeri 26 diyebiliriz. 2 üzeri 2 üzeri 13 ya. Son olarak yavrular A ile C'nin çarpımına baktığınız zaman A ile C'nin çarpımı 8 2'nin kübü. 2'nin kübü üzeri 10 yani 2 üzeri 30. Zaten soru bize A çarpı C bölü B'yi soruyor. Zaten A çarpı C 2 üzeri 30. Bizim bulmamız gereken şey B arkadaşlar. B'yi bulduk mu soruyu çözüyoruz. Bak onu da şöyle bulalım. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Şurada her iki tarafı taraf tarafa oranlayalım. Ne olur? Buradaki C'ler birbirini götürür. B bölü A eşittir. 2 üzeri 26 bölü 2 üzeri 30. 2 üzeri eksi 4 olur. 26'dan 30 çıkarınca. Hatta A bölü B'yi de yazmak istersek o da 2 üzeri artı 4 olur. Şimdi bak ben A bölü B'yi biliyorum. Ben A çarpı B'yi de biliyorum. Bunları çarparsam arkadaşlar neyi bulurum? Hatta şöyle yapalım. Ne gerek var? Ben B bölü A'yı biliyorum. B bölü A'yı biliyorum. Ben A çarpı B'yi de biliyorum. Bu ikisini çarparsam B bölü A 2 üzeri eksi 4 çarpı. A çarpı B'de 2 üzeri 20. Ben bu ikisini çarparsam buradaki A'lar birbirini götüreceği için ben B kareyi bulurum. B kare eşittir 20 eksi 4'ten 2 üzeri 16. Bunu da arkadaşlar 2 üzeri 8 üzeri 2 diye yazarsam B kare 2 üzeri 8'in karesi ise B 2 üzeri 8 olmak zorunda. Demek ki burası da 2 üzeri 8. Böldüğüm zaman cevabımız 2 üzeri 22. Yok mu şıklarda? O zaman hemen şeyi dene ilk. 2 üzeri 2'nin 11. kuvveti. Yani 4'ün 11. kuvveti var mı şıklarda? Var. O zaman cevabımız B olarak bulunmuş oluyor 9. sorumuzda. Ve 24. gün 1. video üstlü sayılar bölüm bitirme testi son soru. 2020 MSÜ. Hadi bakalım. Diyor ki birinci adımda iki sayının karesini alan üstün bu adım sonunda 2 üzeri 2 sayısını elde ediyor. Yani normal olarak. Üstün bundan sonraki her bir adımda bir önceki adım sonunda elde ettiği sayının karesini alarak yeni bir sayı elde ediyor. Buna göre üstün kaçıncı adım sonunda 16 üzeri 16'yı elde eder? Şimdi birinci adımda üstün iki sayısının karesini alıyor ve 2 üzeri 2'yi elde ediyor. İkinci adımda 2 üzeri 4 elde ederiz. Üçüncü adımda 2 üzeri 8 elde ederiz. Bu arada ben neyi elde etmeliyim? 16 2 üzeri 4 değil mi? 2 üzeri 4 üzeri 16'dan 2 üzeri 64'ü elde edeceğim. Dördüncü adımda 2 üzeri 16 kare alıyorum. Beşinci adımda 2 üzeri 32. Altıncı adımda 2 üzeri 64. Demek ki
6 adım sonunda ben istediğim sayıyı elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi sadece üstün üstünün çarpılmasıyla alakalı bir soru. 2020 MSEV, 2024 MSEV iki soru da zor değildi. Gerçekten üstü sayı sorusu bazı birkaç yılın dışında hiç bizi zorlamayacak nitelikte çıktı. Hatta 2024 TYT'yi de ya bölüm bitirmede ya efişinado tam hatırlamıyorum. Soru bankasındaki ödevlerinizi de çözmüştüm. Karşınıza ödev yaparken çıkacak. O soru da çok zor bir soru değil arkadaşlar. Şimdi bazı soruları yıldızlayalım. Yıldızlamaya değer soruları yıldızlayalım. Bence bu soru sınavda çıkma potansiyeli bakımından yıldızlanması gereken sorulardan. Bu da aynı şekilde örüntülü bir üssü sayı sorarsa karşımıza çıkabilir ki 2024'teki örüntülü bir soruydu. Bence bu soru da temel bir soru ama ÖSYM'nin sorabileceği tarzda sorulardan. Hani parçalama metotları ile ilgili bir soru sorayım ama bunu yeni nesil sorayım ya da tablolu mablolu sorayım derse böyle bir soruyu karşınıza getirebilir. Bu soruyla beraber arkadaşlar biz artık üssü sayılar bölüm bitirme testini halletmiş oluyoruz. İsterseniz gelin şöyle bir kamp programımıza bir beraber göz atalım. Ondan sonra da şafak sayarımızı tikolayalım ve yavaş yavaş voltamızı alalım. Şimdi en son ne yaptık? Şöyle bir aşağı inelim. Üstü sayılar bölüm bitirme testini şimdi hallettik. Siz ödevinizi de hallettiğiniz takdirde 24. günü de yani tam 46-47. Videoyu da halletmiş oluyorsunuz. Vay be, dile kolay. 47 video. İşimiz bittiğinde 140 videoyu devirmiş olacağız. Ve dillere destan bir TYT çalışmasıyla bir daha TYT çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Yukarı çıkmışız. Sanki çok önemli şey. Yukarı çıkmışız. Ama önemli. Şimdi şu 7'yi doldurunca, şu 7'yi şöyle çizince, şurayı da şöyle tikleyince, pardon şurayı. Şurayı tikleyince şey olmayacak mısın ya? Bir motive olmayacak mısın? Bir kendine gelmeyecek misin? Bir lan bize helal olsun triplerine girmeyecek misin? Gireceksin. Girmen lazım. Geleceğiz. O günlere de geleceğiz. Hiç merak etme. Sayı problemlerinin bitiminde oralarda olacağız. Üstü sayılar. Efişinado testinin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.